Merakla beklenen haftanın final gününden hepinize merhaba. Bugün Küçükçekmece'ye Merve Hanım'a misafir oluyoruz. Adım Merve, 23 yaşındayım. Perfüzyon teknikeriyim. 3 haftalık evliyim. Ben ve eşim Sinopluyuz. Gelin evine İstanbul Küçükçekmece'den katılıyorum. Yeni gelinim, evim herkes görsün istedim. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimalim. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimalim. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Final günü başlıyor. Yorumlar, çeyizler ve daha neler neler. Dantellerinizi kim yaptı? Babaannemin el emeği. Güzel. Çok uğraştı onlar için. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bence oraya hiç halı gerekmiyor. Aslında ben de oraya hiç halı koymayacaktım. Ama evet, geldikten sonra çok boş oldu orası. Hani biraz daha havalar halı soğuktu ya. Yaptırsaydınız keşke. Halı daha neler. Hamile o iki kişi artık. Çok yoruldu zaten bütün hafta boyunca. Sandalyeyi gayet rahat test ettim. Onayladım kızlar. Niye böyle bir şey yaptınız? Biz babaannemle gelin evini izlerken dedim ki aa, o klavye kılıf örmüşler. Ne kadar değişik bir şey. Sonra babaannem dedi ki beklediğiniz gibi bir teklif miydi? Çok fazla büyük bir şey beklemiyordum aslında. Evlilik teklif etmek aslında ilk gördüğünüz anda hani kalbinize doğan bir şey. Gerçekten hani ben o an dünyada değildim, öyle söyleyeyim. Dünya döner tek bir yana. Gittim, şöyle camdan baktım hani. Eğer çok beğenmezsem tipini geri döneceğim. Arkadaşlarımın kesinlikle bana büyük bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ben bu akşam kafamı yastığa rahat koyacağım. O yüzden arkadaşlar için üzülüyorum. Final heyecanı az sonra. Tekrar hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de heyecanlıyım. Bugün final. Evet, hepimiz çok heyecanlıyız bence. Final heyecanı bende de var. Bakalım nasıl geçecek? İnşallah güzel geçer. İnşallah. Bu arada elbisenizin rengine bayıldım. Size de çok yakışmış. Çok teşekkür ederim Sevda. Çok güzel görünüyorsunuz. Siz de çok şık gözüküyorsunuz. Teşekkürler. O zaman hediyenizi ben vereyim şöyle. Çok güzel kızlar, çok beğendim. Güle güle kullanın. Hayırlı olsun. Sepetin içinde neler varmış öyle? Banyo için galiba. Bunlar da kokular. Hediyeniz sizi mutlu etmedi galiba. Ya hayır, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben aslında mutfak gelir diye düşündüm ama iyi ki gelmemiş. Yani gelmesin diye hatta kızarladık. Onun için mi almadılar bilmiyorum çünkü mutfağım çok kalabalık. Ama gerçekten çok güzel oldu. Banyomda böyle bir şey istiyordum zaten. Çok küçük bir sepetim vardı çeyizle kullandığı. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Sepetin içinde başka şeyler de var. Görebilir miyiz? Çeyiz sepeti gibi değil mi? Evet, gerçekten çeyiz sepeti gibi. İçi havlu doluymuş. Havlu kullanmayı çok seviyorum zaten. Çok güzel oldu benim için. Sürekli değiştiriyorum. Güle güle kullanın. Çok sağ olun. Ben bunları götüreyim. Tekrar devam edelim. Emel Hanım, bugün nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Bebişiniz nasıl? İyi, o da iyi gayet. Tekme çok atıyor şükür. Mu? Bugün hiç duymadık. Atıyor. Arada atıyor. Banyoma yerleştirdim, geldim kızlar. Güle güle kullan. Çok sağ olun. İsterseniz başlayalım artık salona. Merve Hanım salonunda sütlü kahverengi kanepesini ve iki berjerini televizyon ünitesi, orta sehpa, büfe ve konsoluyla kombinlerken mavi kanepesini de yastık ve mavi aksesuarlarıyla kombinlemiş. Yemek masası ve sandalyelerini de kahve tonlarında kullanan gelinimiz halılarını mavi ve kahverengi detaylı tercih ederek ayrı bir uyum yaratmış.
Ev sahibimiz desenli beyaz tül ve gri tonlarda fon perde kullanmış. Taş süslemeli bir avize seçen Merve Hanım, duvar saati, çiçek ve çeşitli aksesuarlarla salonunu süslemiş. Yemek masası, orta sehpa, konsol ve televizyon ünitesinde dantel örtülere yer veren Merve Hanım, bakalım mobilya seçimini kimlerle birlikte yapmış ve televizyon ünitesi üzerinde duran çiçeğin nasıl bir hikayesi varmış? Genel anlamda koltuklar güzel, mobilyalardan bahsetmek istiyorum ben sadece. Sadece ünitede şu televizyon ünitesinde çok kahve kullanmışsınız, onları beğenmedim. Vitrininiz de var çünkü. Ben zaten yeni salonlarda vitrin pek beğenemiyorum. Güzel durmuyor bence. Şöyle söyleyeyim. Şimdi kahveye gelince ev kira. O yüzden gerçekten her şey böyle çok iç içe oldu dediğiniz gibi. Ve şeyde renk uyumu da çok fazla oldu. Ben mesela mobilyalardan sonra geldiğimde eve her şey böyle tamamladı birbirini. Kapılar bile aynı neredeyse. O benim de çok fazla hoşuma gitmiyor aslında. Belki biraz daha farklı bir şey olabilirdi. Vitrine gelince de hani modeli öyleydi. Bir de şey... Yani mobilyacım ister al ister alma, istersen al hediye et. Hani hepsi iç içe dediği için öyle kullanmak zorunda kaldım. Bir de orta masa kullanmışsınız. Büyük masanız da var aynı salonun içerisinde. O mobilyacımızın hediyesiydi. Bir bu de eve, büyük bir orta evet, sehpa. Aynen üstündeki öyle. Şey de çok bu küçük eve geldiği örtü. Zaman şeydi mesela duvara dayamışlardı. Daha montajı yapılmamıştı bunun. Ben şey dedim yemek masası bu mu falan dedim. Yo bu orta sehpa dediler bana direkt. Bana da çok büyük geldi. Evet. Orada hani çok fazla masa olduğu için anlayamıyorsunuz mağazanın içinde. Her şey çok küçük geliyor size. Ama eve girince ev böyle çok tıkış tıkış oluyor. Bana da öyle geldi. Zaten o yüzden diğer odamı tamamen sadece koltuk kullandım. Odada başka hiçbir şey kullanmadım. Hı-hı. Yani doğru katılıyorum size biraz. Fiyatı ne kadar Merve Hanım? Koltuklarınızı mobilyayla beraber mi aldınız? Mobilyayla beraber aldık. Koltuk takımım, orta sehpa, televizyon ünitesi 4.500. Yemek odam da 5.000. Uygun almışsınız evet, bence. Uygun. İçinde çok parça olmasına rağmen evet, çok uygun. Çok uygun. Çok parça. İnegöl'den aldık kızlar. İnegöl'e gittik. Oradan aldık bütün mobilyalarını. İyiydi, daha uygundu orası hani buraya göre. Dantellerinizi kim yaptı? Dantellerim babaannemin el emeği. Öyle mi? Evet, çok uğraştı onlar için. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Her yerde dantel kullanmışsınız, seviyorsunuz herhalde. Dantel kullanmayı seviyorum. Ya bir de hani yeni gelinim, onu böyle çok boş bırakmak istemedim evime. Ama seviyorum da yani. Merve Hanım, ben bu arada vitrin konsolunun üstünde çiçek görüyorum. Kırmızı kırmızı. Evet, o benim gelin çiçeğim. Ha, öyle mi? Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Canlı değil galiba. Yok, canlı değil. Kadife çiçek. Kadife. Canlı dokulu. Renk uyumunu çok sevdim ben. Mavi ve sütlü kahve tonunun uyumunu sevdim. Teşekkür ederiz. Biz iki aile beraber gittik zaten eşyalara bakmaya. Benim mavi hiç aklımda yoktu. Eşim maviyi çok seviyor. Biz renk seçimi yaparken ben zaten hani kahve istediğimi biliyordu. Hani bir şey de mavi olsun dedi. Aslında bunu biraz daha böyle yeşil gibi kullanacaktık. Sonra mavinin tonu çok hoşuma gitti. Dedim yeşil olsun dedim. Aslında bu oda koltuk yeşil olduktan sonra her şey şey mavi olduktan sonra her şey mavi. Bu sefer eşim eşim için olmuş oldu aslında. Onun hoşuna gidiyor burada oturmak. Eşya seçiminde ailelerinizle aranızda bir anlaşmazlık olmadı mı peki? Yok ya, aileler hiç karışmadı bizim işimize. Zaten hani sonuçta biz oturacağız burada. Kesinlikle. Sadece ben, annem benden kısa bir süre önce yatak odası almıştı. Ona ben beyaz aldırdım zorla, beyaz çok güzel duruyor diye. Sonra çok toz topladığını gördüm. Kendimi almadım, bana şu an onun için çok kızıyor. Senin yüzünden aldım, senin eşyalarını ben alacağım. Al benimkileri sen kullan. Merve Hanım'ın avizesini beğendiniz mi hanımlar? Avizeniz bana biraz büyük geldi açıkçası. Hani biraz daha küçük bir şey seçebilirdiniz. Hem salonunuz da daha güzel dururdu. Çünkü çok eşya olmuş. Salon da küçük. O avize daha büyük bir salonda daha gösterişli olurdu. Buraya daha küçük bir avize seçebilirdiniz. Doğrudur. Ama o avize bana hala küçük geliyor. Çünkü koltukların arkasında yemek masam olduğu için orası biraz daha karanlık kalıyor aslında akşamları. Hı-hı. Ben bir de aydınlık şeyi seviyorum. Yani yatak odası benim için biraz daha loş olması önemli. Hı-hı. Ama hatta yani o ışıklarının sarı oluşu bile beni rahatsız ediyor. Daha aydınlık istiyorum ben eve. O yüzden... Bana avizenin şeyi büyük gelmedi açıkçası. Hatta küçük bile dediğiniz gibi. Ama modelini çok eski buldum. Hı hı. Çok eski evlerde kullanılan bir model. O yüzden beğenemedim ben. Fiyatı ne kadar? 110 lira. Çok uygun. Yemek masanızın altında neden bir halı daha tercih ettiniz? Ya şöyle, ben evde büyük halı çok fazla sevmiyorum.
Ve hani orada da sonuçta oturuluyor, yaz olsun kış olsun orada bir yemek yenecek. Hani insanların rahat etmesini istiyorum gelen misafirlerimin. Büyük bir halı kullanmış olsaydım boydan boya, bu sefer koltuğun altında sevmiyorum halı. O yüzden iki parça tercih etmek istedim. Hani hem burada ortada bir halı olsun hem orada bir halı olsun istedim. Bir tane de yetermiş bana göre ama tabii bence de yemek seçimiz masasının altında bir de kullanışlı olmuyor. Sürekli yemek ya da ekmek kırıntısı döküldüğü için zor olur bence. Halımızın fiyatı ne kadar? Ya halılarımı inanın bilmiyorum. Biz kayınvalidemlerle beraber aldık. Yani onlar da aldılar. Hı-hı. Toplu bir şekilde aldık. Fiyatlarını da bilmiyorum. Orada da indirim yapıldı ama inanın hiç hatırlamıyorum halının fiyatını. Peki sizde eşya alma adeti nedir Merve Hanım? Mesela gelin ve damat tarafı hangi eşyaları alır? Şöyle yani normal adet zaten hani yatak odası genelde alınır kız tarafından ama benim ailem şey yapmadı. Ya hani ister beyaz eşyanı alalım ister yatak odanı alalım bizim için fark etmez dediler. Evet. Ben beyaz eşyayı istedim çünkü o dönemde yani beyaz eşyayı aldığımız dönem biraz daha ön bir dönemdi. Ve indirimden yararlanmak istedim açıkçası. O yüzden aileme hani beyaz eşyayı alın fark etmez dedim. Sonuçta hani ikisi de aynıydı zaten hemen hemen fiyatları. Beyaz eşyayı aldırdım onlara sadece. Bütün evin mobilyalarını erkek tarafı aldı. Eşim aynısı karşıladı. Perdelerden konuşalım kızlar. Siz nasıl buldunuz? Ben çok yoğun buldum. Çok var her şey. Bence de. Çok yani. Keşke sade olsa daha şık dururdu bence buraya. Düz olsaydı tül özellikle daha güzel olurdu. Zaten mobilyalarınız ağır. Bir de tüller de çok ağır. Perdeleriniz de 3 renk olduğu için çok ağır ve çok karışık durmuş. Ya hani koltuklar biraz daha bu tarafta. Orada çok fazla böyle hani koltuk kullanmadığım için sadece yemek masası vardı. O yüzden orada da ne bileyim kullanmak istedim ya. Doğrudur yani. Öyle gözüküyordur. Saati çok beğendim. Çok güzelmiş. Bu arada onu kaça aldınız? Saatimi 150 liraya aldım kızlar. Çok güzel. Uygunmuş. Ben de beğendim. Evet. Teşekkür ederim. Merve Hanım, gelinlerimizin yorumları bitti galiba. Şimdi de mutfağınızı görmeye gidelim mi? Tabii, isterseniz mutfağıma geçelim. Orada sizi farklı bir şey bekliyor. Merak ediyoruz o zaman. Mavi geçelim. Kullanmadım. Buyurun hanımlar. Merve Hanım'ın mutfağında acaba nasıl bir dekorasyon bizi bekliyor? Merve Hanım mutfağında gri ve beyaz dolaplar, beyaz ankastre ürünler kullanmış. Gelinimiz beyaz eşyalarını da beyaz renkte tercih ederek ankastre ve beyaz dolaplarıyla kombin yapmış. Dolap içlerinde mutfak eşyalarının üzerinde masa örtüsüyle takım olduğu anlaşılan kırmızı çiçek işlemeli beyaz örtüler kullanan ev sahibimiz, penceresinde de aynı takımın devamı işlemeli fon ve zebra perde kullanmış. Kahverengi ve kırmızı detaylı halı, kırmızı, kahverengi ve siyah detaylı sandalyeler seçen Merve Hanım, tezgah üzerinde mavi çaydanlıktan kırmızı bıçak setine pek çok eşyaya yer vermiş. Merve Hanım'ın cam avizesinin hikayesi gelinlerimizi hem şaşırtacak hem de güldürecek. Bu eğlenceli anlara gelin bizler de dahil olalım. Mutfağıma hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Buradaki yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü en çok emeğim burada var galiba evin içinde. Bakıyoruz Emel Hanım'a sandalyede yer vermişsiniz. Hamile o iki kişi artık. Çok yoruldu zaten bütün hafta boyunca. Merve Hanım'ın sandalyesi rahat mı peki Emel Hanım? Sandalyeyi gayet rahat test ettim. Onayladım kızlar. El işçileriyle devam etmek istiyorum. Şöyle önümde güzel bir işleme var. Merve Hanım kendisi yapmış galiba. Evet, evet. Kızlar işlemeler bana ait. Gerçekten çok beğendim. Ellerinize sağlık. Siz de benim gibi çiçek seviyor musunuz? Onu da görmüş oldum. Aa, bu kırmızı tutkusu nereden geliyor? Gelin çiçeğiniz de kırmızıydı. Ya mutfak biraz böyle canlı olsun istiyorum aslında. O yüzden birden gelişti. Hani kırmızı beğendim. Kırmızı beğendikçe devamı geldi. Çok fazla da renk karıştırmak istemedim. Onun renklerini de annemin kendine yaptığı bir modelde o kanaviçe. Kendi yemek örtüsünde kullanmıştı. Ben de oradan çıkarttım modelini. Kendimle kullanmak istedim. Çok ince küçük duruyordu. Anlaşılan perdenizi de siz işlemişsiniz. Perdeyi, peçeteleri, storun ucu da aynı şekilde. Hepsini güzel ben yaptım. Olmuş, ben beğendim. Elinize sağlık. Ben de beğendim. Çok teşekkür ederim. Perdenizi çok beğendim. Özellikle mutfağa çok yakıştırdım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben dolapları beğenemedim pek fazla. Gri, beyaz, kırmızı, kahve, siyah, turkuaz bana çok karışık geldi. Çok rengarenk yapmışsınız. Tezgahın üstünde çok şey kullanmışsınız. Karışık duruyor.
Mermerinizi de beğenemedim. Çok zaten tezgah dolu olduğu için o da çok karışık göstermiş. Bir de mutfağın alnı kahvemsi sanırım tonu. Uymamış evet. Pek. Evet ama benim sizin gibi kendi yapma imkanım olmadı. Çünkü kiradayım burada. Ve yani mutfak şu anki müteahhitler ne yapmaya çalışacağı inanın bilmiyorum. Mutfakta hiçbir şey sığmıyor. Zaten o yüzden salona duyurmadık. İçeriye salona çok fazla eşya kullanmak zorunda kaldım. Vitrin falan. Hani görüyorsunuz şu anda mutfağımı. Evet. Onu da yani bıçaklığı da sığdırabileceğim bir yer yoktu. O yüzden mecbur yani bu şekilde evet. Kullanmak zorunda kaldım. Masa sandalyenizle ilgili konuşmak istiyorum ben de. Takımım nasıl? Yani iki tane sandalyesim var. Hayır, dört tane sandalye var aslında ama ben bu kolonu hiç hesaba katmamıştım. Yani direkt oraya da iki sandalyeyi yerleştirmeyi düşünmüştüm. Ama olmadı. Peki burada niye bu kadar büyük masa kullandınız? Evet, ben de onu soracaktım. Ya çok aslında, büyük mutfağımız küçük çünkü. Evet doğru, ben örtüyü yaptım. Örtüyü annemin kendi masasının örtüsüne göre yaptım. Bu evi de bilmiyordum, daha o zaman yoktu. Hani tutmamıştık. Bir de masa sandalyeler eşimin eniştesinin hediyesi bize. O yüzden örtü çok fazla... için mi büyük tercih ettiniz masayı? Baktığımız yerde çok küçük masalar yoktu. Yani en küçük şu kare masalar vardı ya, onlar vardı. Böyle normal bildiğiniz küçük kare iki kişilik masalar. Aslında onu da tercih edebilirdim ama biraz da örtü için oldu evet. Değişik bir baş bakış. Kullanmak istedim. Beyaz renk tercih ettiğiniz beyaz eşyalarınız kullanışlı mı peki? Çok fazla kullanma fırsatım olmadı aslında ama yani kullanışlı. Çünkü biz annem de normal gri tercih ettik. Gri de aynı şekilde çok sıkıntılıydı. Siyah alan çok kişi vardı. Bana kesinlikle siyah tercih etme dediler. Ben de cam seviyorum beyaz eşyalarda. O yüzden beyaz tercih etmek istedim. Yani şu an çok kullanışlı gözüküyor. Birkaç kere yaptım yemek tabii ki. Hani evde olduğum sürece yapıyorum. Ya kullanışlı şu an benim için hiçbir sıkıntı olmadı. Ne kadar aldınız peki? Şöyle bulaşık makinesiyle set üstünü 4500'e aldılar. Buzdolabı ve çamaşır makinesi de 5500 TL. Avizenizi ben beğendim. Mutfağa uygun bence. Fiyatı ne kadar? Şöyle kızlar, biz avizelerimi toplu olarak aldık aslında. Yani çok uygun. Bu avizeyi toplu olarak aldık. Şöyle altılı olarak satılıyordu avizeleri. Ben de hani bölmüyordu zaten, tek şekilde vermiyordu. O yüzden altılı aldık. Üç tanesini kayınvalideme verdim. Alayna sen kullanırsın diye. Çünkü evimde kullanacak yerim yoktu. İkisini holümde kullandım. Bir tanesini burada kullandım. Tanesi 12.5'a geldi. Bayağı ucuz. Çok uygunmuş. Kayınvalidenizin evini de yeniden dekore etmişsiniz anlaşılan. Evet. Anneciğimin evini düzelttik. Merve Hanım, halınızdaki kırmızı tonlar gözüme hoş gelmedi. Rengi de hani kremli, daha da beje dönük bir renk. Biraz koyu evet. Duruyor sanki. Tamam, çok açık renk de olmuyor mutfağa. Onu söyleyeceksiniz belki ama rengi çok böyle hani alacalı geldi bana. Bir de büyük bence biraz. Tamamen kapatmış çünkü boyunu. Fayanslar gözükmüyor mesela hiç. Büyüklüğüne bence şey değildi. Büyüklüğüne katılmıyorum aslında. Evet, siz büyük kullandığınız için olabilir. Evet. Ya ben halıları açıkçası yani büyüklüğü sıkıntı değil. Hani o tercih meselesi, büyük, küçük, kalın, ince, kişiden kişiye değişebilir ama dede gibi çok alacalı olmuş rengi. Çok karışık olmuş. Tek bir renk olabilirdi. Merve Hanım, isterseniz artık yatak odanıza geçelim. Buradaki yorumlarımız bitti değil mi hanımlar? Evet. Tabii, buyurun, yatak odama geçebiliriz. Merve Hanım yatak odasını nasıl dekore etmiş acaba? Merve Hanım'ın yatak odası dekorasyonunda salondaki mobilyalarıyla takım olan giysi dolabı, makyaj masası ve kahverengi yatak başlığı göze çarpıyor. Açık renk düz tül perdeler kullanan gelinimiz, fon perdelerini de kahverengi mobilyalarıyla kombinlemiş. Oval ve dikdörtgen açık renk iki parça halı, işlemeli açık renk yatak örtüsü seren ev sahibimiz gold detaylı avize asmış. Aile cüzdanını makyaj masası rafında sergileyen Merve Hanım'ın bu tarzı bakalım nasıl yorumlanacak? Hanımlar, yatak odamı nasıl buldunuz? Yine kahve buldum. Çok ağır bir mobilya zaten. Salonda da aynısı vardı. Keşke aynı tercih etmeseydiniz. Zaten yatak odanız çok küçük. Daha çok boğmuş bence bu renk sizin yatak odanızı. Zaten doğru düzgün sığmamıştı her şey. Özellikle fon perdeniz zaten o tarafta kalmış. Gözükmüyor bile. Onu oraya koyma amacınız ne, çok merak ettim zaten.
Ya şimdi şöyle hani bütün odalarda söylüyorum. Burası benim kendi evim değil bayanlar. Kiradayım ben burada ve ben hiçbir eşyamı kiraya göre almak istemedim. Çünkü bir sene sonra çıkacağım zaten. Kendime göre almak istedim açıkçası eşyalarımı. Anladım. Burada komodinlerim de vardı zaten. Biz dolabımızı geldiler burada kurdular. Hani ben hiç burada görmedim dolabı. Burada kurulduğu için dışarı çıkartma şansım da hiç olmadı. Perdelere gelince perdeleri de zaten yine hani öyle karar vermiştik. Dolap daha gelmemişti. Benim perdelerim daha önce dikildi. Hani o yüzden yaptım ama dolabı ben burada tercih ediyordum. Hani bu duvarla düşünüyordum. Yatağımı bu şekilde düşünüyordum. Ama olmadı. Ölçmeniz lazımdı bence yatak odası alırken. Çünkü çok riskli bir iş bu. Ben ölçerek doğru, yapmıştım. Doğru söylüyorsunuz ama bu eve göre almak istemedim. Benim kendi sürekli kullanacağım bir ev değil burası. Bence yatak odasındaki en güzel parça hatta gördüğüm, yani bu hafta gördüğüm en güzel yatak örtüsü bence. Kesinlikle. Çok güzel duruyor. Fiyatı ne kadar yatak örtünüzün? Yatak örtümü anneannem hediye aldı bana 800 lira. Peki yatak odanızın fiyatı nedir? Yatak odası 2 komodinim daha var benim. 5000 lira. Peki avizeyi nasıl buldunuz hanımlar? Biraz farklı geldi. Çok gözüme hitap etmedi bilmiyorum. Fiyatı ne kadar? 35 lira. Ben de beğenmedim. Çok uygun koyalım. Yoksa bu avizenizi de altısı bir arada alıp kayınvalidenizle paylaştınız mı? Hayır, onu tek aldım. Merve Hanım, ben halınıza yorum yapmak istiyorum. Evet. Oval olan parçanızı çok beğendim. Ama düz olanı neden dikdörtgen seçtiniz? Onu da oval alsaydınız daha şık olurdu diye düşünüyorum ben. Bence oraya hiç halı gerekmiyor. Ya gerekmiyor da o kendisi seviyor ya halıyı. Hani onun tarzına göre ben yorumluyorum. Oval olsaydı daha takım olurdu diye düşündüm ben. Şöyle, aslında ben de oraya hiç halı koymayacaktım. Ama geldikten sonra çok boş oldu orası. Hani basarken şey yaparken bir de... Biraz daha havalar soğuktu ya. Yaptırsaydınız keşke. Daha neler. Çok kapalı yer değil dolu yani. O yüzden. Yok öyle çok kapalı değil. Yani buralar açık zaten, o kadar şey değil ama onu daha sonradan tercih ettim. Bir de aldığım markada o küçük boyların oveli yoktu. Evet. O yüzden mecburen o şekilde tercih etmek zorunda kaldım. Bazen bulunmuyor Aile cüzdanının makyaj masası rafında olmasını nasıl yorumluyorsunuz hanımlar? Yorumlayamadım yani, benimki şu anda çekmecede duruyor. Benimki de. Zaten bir var evli oldum. Bana göre saçma yani. Zaten evliyim ben, onu oraya niye koyayım ki? Benimki de çekmecede duruyor. Yani doğrudur sizin yorumunuz. Ben yani saçma olup olmaması konusunda bir şey diyemeyeceğim. Tercih meselesi hani. Orada onu şık bulmuş, koymuştur. Belki bakınca mutlu oluyordur. Bir şey diyemem yani. Eşi zaten yanında mutlu oluyor mu bakınca? Yani her sabah kalktığımda onu görüp evli olduğumu hatırlamak beni daha mutlu ediyor. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Yani evlilik cüzdanı zaten aldığınızda da bir mutlulukla alıyorsunuz ya, onun nikah memurundan. Onu görmek de benim için bir mutluluk. Ve burası benim hani yatak odam, benim özelim olarak geçtiği için. O da benim çok özel bir parçam olduğu için. Oraya hani daha yeni gelin olduğum için oraya koymayı tercih ettim. Her gün o cüzdanı görmek hani bana her gün evli olduğumuzu hatırlatıyor. Ben de bence gerçekten hani çok düşünceli bir davranıştı. Kızlar, ben de ona çok takılmadım. Hani konabilir de konmayabilir de ama ben burada bir ikinize ait... Evet. Cüzdandansa resim bekledim. Yatak resim, odası bir de nişan resmi de olabilirdi hani. Şöyle, nişan albümümüzde biz yoktu fotoğrafımız ama düğün albümü daha yeni yaptırdığım için gelmedi. Kalmaz tabloyu ben burada kullanmak istiyorum zaten. O yüzden şu anda boş. Merve Hanım, sıra geliyor çeyizinizi görmeye. Çeyiz konusunda iddialı mısınız, değil misiniz? Yani kendime göre iddialıyım, evet. Kendi yaptığım parçalar çok var. Ama bakalım kızlar ne düşünecek. Gidelim görelim. Görelim. Hadi o zaman çeyiz bakmaya hanımlar. Altın iplik yanıyor, ay ışığı şavkıyor. İpek yorgan incisi pırıl pırıl parlıyor. Bakalım Merve Hanım'ın çeyizinde neler varmış? İlk yoruma kim başlamak ister hanımlar? Ben başlamak istiyorum. Öncelikle şuradaki patikler ve ay çok tatlı. Yelek çok güzel. Gelecek bebek için herhalde. Kim yaptı bunu? Aslında bebek için değil de şöyle, babaannem hep böyle dışarıya yapar normalde. Hani biri doğum yaptığı zaman hediye götürmek için. Ama bu takım benim çok hoşuma gitti. Cırladım, dedim ki babaanne bunu hiç kimseye vermesin, ben bunu bohçama koyacağım. Direkt çeyizime attım güzel bunu. Olmuş. Vermedim ellerine kimseye. Ellerine sağlık babaannenizin. Çok güzel olmuş bence. Evet. Teşekkür ederim. Merdane ve oklava kılıflarını nasıl buldunuz hanımlar? Kübra Hanım, kılıflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünemiyorum. Niye böyle bir şey yaptınız?
Şöyle biz babaannemle gelin evini izlerken dedim ki aa o klavye kılıf örmüşler, ne kadar değişik bir şey. Sonra babaannem dedi ki bizim orada da yapıyorlar Merve, elimde iş yokken gel yapayım dedi. Ben o klavye bekledim, Merdane de çıktı ortaya. Değişik bir de şapka var. Evet. Oradan çıkıyor, başka türlü çıkmaz o. Dar ya uçları, o yüzden evet. Onu iki parça örmek zorunda kaldı. Değişik bir şey. Değişik oldu. Babaannesi gelin evini çok izlediği için hani babaannesinin de çok emeği var çeyizinde. Merve Hanım, ben burada iki tane sepet görüyorum. Çok tatlış, pembiş pembiş. Ne için kullanılıyor? Nasıl yapılıyor? Siz mi yaptınız? Ben yaptım onu da. Aslında bir yönü böyle küçük banyo havluları olur ya. Hani onları evet. Havluluk için yaptım. Bir küçüğünü de böyle süs sabunluk için yapmıştım. Çok ama güzelmiş. Daha kullanmak nasip olmadı. Bayıldım onu. Ben. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sepet örmek çok vakit alıyor mu peki? Yani bir günde 2-3 tane sepet örebiliyorum. Çok kolay bir şey o. Yani normal sadece zincir çekip atıyorsunuz. Hiçbir evet. Şey yok aslında. Süslerini de zaten herhangi satılan, yani her yerde satılıyor genelde. Eminönü'nden aldım onları da. Ben de şunu sormak istiyorum. Dikkatimi çekti. Bu şöyle çalayım da hatta. Siz mi yaptınız bunu? Evet, onu da ben yaptım. Kına gecem için yaptım hanımlar. Birazdan evet. Görürsünüz görüntülerde. Hı hı. Üstüne kaplama yaptığım için şeyin sesi çok fazla çıkmıyor, alttaki derinin sesi. Hı hı. Sadece zillerin sesi. O da elimde hani hoş bir görüntü olsun diye aslında evet. Yapmak istedim. Orada devamında da bir şey var sanırım. Evet, bunu da ben işledim. Da nikah tarihimiz 8 Nisan 2018. Ne kadar sürede işlediniz bunu? O da aynı şekilde, yani bir günümü almadı bile. Aa. Yani çok fazla bir şey değil. Etamin zaten hı hı. Yani teneviçi olarak geçiyor. Da farklı olmuş. Güzel bir şey. Bulduğunuzu işlemişsiniz. Aslında bunlar mutfak takımımdan kalma bir örtüydü. Değerlendirmek istedim. Aklıma geldi. Etamin işlemeyi nereden öğrendiniz Merve Hanım? Ya aslında internetten böyle gezinirken çok fazla gözüme çarpıyordu. Sonra hani ben de yapabilir miyim diye dedim. Babaannem de yaparsın dedi. İlk o gösterdi. Elinizde yatkınmış ama demek ki yapabiliyorum. Seviyorum. Yani evet. Küçüklüğümden beri böyle 3-4 yaşlarımdan beri babaannemin yanında otururdum. Dizinde onu izlerken uyuyakalırdım. Çok küçük yaşta başladım. 6-7 yaşlarında zincir çekmeye başlamıştım. Ben de şunu merak ediyorum. Bu ne? Onlar kahvaltı takımı için supla. Amerikan servisi. Güzel bir şeye benziyor. Ama şey, kirlenince yıkamak yok, leke aynen. Leke tutmayan kumaş zaten. Böyle şey, mum ipi gibi bir şey o. Biraz kaygan bir ip. Ben güzelmiş. De çok beğendim. Pembe renkleri de güzel, evet. Değişik, güzel bir kahvaltı takımınız bari uydu mu buna? Kahvaltı takımı düz beyaz, kenarları böyle kalın şeri şeklinde düz lacivert. Hmm. Uyuyor yani, bütün renkler evet. Uyuyor. Suplalarınızı kahvaltıda kullandınız mı peki? Hayır, ilk misafirlerim siz olduğunuz için henüz kahvaltıda misafir ağırlayamadım. Bir de Ramazan ayındayız. Evet. Sevda Hanım ortaya ne çıkaracak bakalım? Evet, burada Merve Hanım'ın sevdiği bir renk gene evinde kullandığı nedir? Sevdiğim renkten ziyade ben bunu eşimin bohçası için yapmıştım takım. Bohça takımı bu. Kur'an'lı. Tesbihliği de vardı ama tesbihliğini bulamadım. Hı-hı. Nerede bilmiyorum. Havlusu var. Bohçası var. Keşke renklerini biraz canlı tutmasaydın. Sen erkek için oldu ya. Evet ama şey biraz görmüyor. Da kendim için. Ya erkek için ama o evde kullanmadı. Sonuçta evlendikten hı-hı. Sonra kullanıyoruz. O yüzden çok oraya takılmadım. Dantelini de babaannem yaptı. Çok güzelmiş. Kayınvalidenizin emeği neler var acaba? Kayınvalidem çalıştığı için çok fazla fırsat bulamadı açıkçası. Bir de hani çok fazla yapmıyor. O yüzden ama dışarıdan çok fazla şey yaptırıp getirmiş bana. Şallar var. Burada patikler var. İsterseniz şu pembe şalı mesela kendisi hı-hı. Yaptırmış. Bakabiliriz ona. Şöyle. Yelek mi şal mı? O yelek. Yelek evet. Evet. Şal gibi. Şal gibi. Boyundan bağlamalı değil mi? Evet. Onu da sanırım tek tek yapıp üstünüze o şekilde bir şey birleştiriyorlar. Giyecek ki elinize aldınız Sevda Hanım. Yok açayım. Çok beğendi herhalde. Pembe ya. Çiçekli bir de. Güzel, niye beğenilmesin el emeği? Aynen. Göz nuru, hediye. Emel Hanım. Siz beğenmediniz mi? Hayır, sizin renginiz ya o anlamda. Yoksa dediğiniz gibi el emeği beğenilmez mi? Emek var içinde. Yok, siz hep diyorsunuz ya elemeyi, elemeyi. Bir de ben burada bir tane havlu görüyorum. Bakmak istiyorum. Sabahtan beri gözüm onda. Tabii, buyurun. Bu da iğne oyası galiba. Evet. İğne oyası havlularımın hepsi, yani bir iki tanesini teyzem yaptı. Hepsi annemin elemeyi. O da hı-hı. Aynı şekilde.
Çok güzel rengi, çok güzel uymuş tonları. Çok güzelmiş. Yine çiçekli güllü, evet, pembe. Ben bayıldım zaten, çok beğendim. Elemeyi sevdanım pembe. Şu tülbent benim dikkatimi çekti. Bu da bayağı şık, güzel duruyor. Bunu kim yaptı? Bunu teyzem yaptı. Evet. Yani onların da emeği çoktur benim çeyizimde. Ellerine sağlık. Bayağı güzel olmuş. Çiçeklerle falan uyumlu olmuş değil mi kızlar? Evet, güzel olmuş. Hep bana diyorsunuz da ama siz de hep çiçekli pembeleri tercih ediyorsunuz. Sevda Hanım'la bu tatlı atışmalarınız ne olacak Emel Hanım? Evet, bu tatlı atışmalarımız artık bu hafta böyle oldu. Ne yapalım? Biz birbirimize öyle takılıyoruz dediğiniz gibi, tatlı tatlı. Evet. Bir sorunumuz asla yok. Kesinlikle, insan sevdiğini yerden yere vurulmuş. Öyle yapıyorsunuz gerçekten bazen. Yani. Değil mi? Neydi? Sanki çok güdük. Biraz ben konuyu dağıtayım. Burada bir tane de yine iğne oyası bir mutfak havlusu görüyorum. Evet, onun işlemesini ben yaptım. Oyasını annem yaptı yine. Çok güzel olmuş, çok tatlı. Burada bir kalp de var. Evet. Aşkınızı mı ilan ediyorsunuz, evet, burada yine? Evet, bizim aşkımız. Ben aslında bunları teyzemlere benzetiyordum. Annemler 4 kız kardeş. Ben de diyecek ki iki tane çocuk mu istiyorsunuz yoksa? Evet, ben de İlk yaptığımda böyle şeydi. Aa, ne kadar çok size benzedi falan diye böyle şakalaştık. En büyükten küçüğe doğru sanki. Öyle kaldı o. O da benim kalbim. Onları seviyorum. Çok güzel. Kızlar, son olarak ben gene mor çiçekli bir şey görüyorum buradan. Kadife ve saten hepimizin tarzı mor, var sanırım. Mor ben çiçeksiz. Evet. Şimdi şöyle hanımlar, bu etamin babaannemin annem için yaptığı, çeyiz için yaptığı bir etaminmiş. Babaannem başka bir şey geçirtirmiş. Annem bunu çok fazla kullanmadı. Birkaç tane yapmış, hiç kullanmamış bunu. Biz de hani hatıra kalsın diye ben kendim kullanmak istedim. Annem benim için yaptırdı. Güzel, çok hoş. Ben de çok beğendim. Evet, bayıldım olmuş yani. Ve odayı kullanamıyorsunuz galiba. Ya aslında... Çok koyu kaçar çünkü odada, evet, koyu ya. Evet, dar olduğu için koyu, evet, kaçar. Geniş bir odam olursa inşallah. Yoksa yani gerçekten güzel bir eşyalarıma parça, göre diye bakacağım artık. Hanımlar, size bir şey göstermek istiyorum. Sevda Hanım, yardımcı olur musunuz? Orada bir tepsi olacaktı. Bu sanırım. Şöyle. Evet. Bunun bir tane daha var değil mi ama? Nişan tepsimiz. Biz kendimiz yaptık eşimle. Aşırı mı edin? Güzel olmuş. Onları Eminönü'nden aldım. Çiçekleri de aynı şekilde demet şeklinde aldım. Hı hı. Ortadaki yazı zaten hazır bir yazıydı. O ortadaki tarih yazısında biz yazan birinden rica ettik, ben yazabilir miyim diye. Biz kendimiz yazdık onu da. Kulpları da kayınpederim getirdi, o buldu. Siz ne yaptınız peki bu tepside, ben onu anlamadım. Çünkü ağaç hazır, çiçekler hazır, evet, yazı da direkt yapıştırma. Evet, alttaki yazıyı ben yazdım. Onu da biri yazdırdınız dediniz sanırım. Hayır, biri yapıyordu orada. Hı. Rica ettim, ben yazabilir miyim kaleminizle, hı, diye. Yani yakıyor çünkü, yakarak yazılan bir yazı. Ben yazdım, çiçekleri de biz yapıştırdık zaten. Hani hazır almaktansa hazır olabilir ama sonuçta üst üste şekilde ben yaptım yani. Kendiniz tasarladınız. Aynen yani. Aynen öyle. Ne kadara mal oldu peki? 40-45 liraya falan mal oldu. Çeyizinizde sizin emeğiniz olan çok fazla parça gördük Merve Hanım. Galiba yemek masanıza da kendi emeğiniz bir örtü serdiniz. Yanılmıyoruz değil mi? Bilmiyorum, gidelim bakalım. Bakalım. Ne bakalım, göreceğiz? Buraları toplayalım, evet, mı? Evet, önce bir toplayalım isterseniz. O zaman önce çeyizler toplansın, sonra yemek masasına geçilsin hanımlar. Merve Hanım yemek masasına dört kenarına dantel geçirilmiş açık renk bir örtü sermiş. Etamin işlemeli peçeteler ve runner kullanan gelinimiz gold detaylı kare beyaz tabaklar tercih etmiş. Gold rengi suplalarını, sapları gold detaylı çatal bıçaklarıyla kombinleyen ev sahibimiz sade camdan bardaklar kullanmış. Merve Hanım üçlü cam şamdanlarla masasına romantik bir hava katmış. Gelinlerimiz Merve Hanım'ın masasında acaba neleri beğenecekler, neleri eleştirecekler? Hanımlar, yemek masama hoş geldiniz. Burada da yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Ben yine masanızda çeyizinizde gördüğüm gibi etamin görüyorum peçetelikleri de.
Bunlar çok güzel bence. Sizin el emeğiniz. Evet. Galiba. Güzel durmuş bence. Ben gold detay çok sevmiyorum aslında. Masada genelde biliyorum, gold var. Bütün hafta boyunca ondan korktum zaten. Çok hoşlanıyor. Bana çok saray gibi geliyor. Hani evde çok doğru bulmuyorum ben. Doğru. O benim düşüncem tabii ki. Ama etaminler gerçekten çok güzel olmuş. Ben beğendim peçetelikleri. Çok teşekkür ederim. Peçeteler gibi masa örtünüzü ve runner'ı da siz mi yaptınız Merve Hanım? Evet. Ya alttaki örtü hazır zaten. Yani danteli de hazır. Sadece bunu dantelini getirtirdim kenarına ama yine runner bana ait. Hepsini işlemek ne kadar zamanınızı aldı acaba? Ya, yaklaşık bir 3 ayımı buldu tabii tatille beraber. Hani çok fazla elime almadım o süreçte. Sürekli elimde değildi ama 3 ayda bitti. Bu heves nereden geldi size peki? Ben onu merak ettim aslında. Ya ben böyle aslında internette falan çok fazla görüyordum. Hani çok hoşuma gidiyordu. Öyle telefondan baka baka hani yapayım dedim. Öyle başladım. Hı-hı. Oldu yani. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Ben de çok beğendim. Ama sanki akşam yemekleri yerine kahvaltı öğünlerinde daha mı yakışır? Daha uygun. Evet. Çünkü tabaklarınız ağır. Benim de gerçekten çok hoşuma gitti. Ben gold'u da seviyorum, gümüşü de seviyorum yerine göre. Ben beğendim tabak takımınızı, suplalarınızı. Ama masa örtüsünün yani kahvaltı masasına göre buldum biraz. Bence de bir de masa örtüsüleri pek fazla uymamış bence. Doğrudur. Ya aynı kumaşı tercih ettim. Farklı kumaş koysaydım altına çok farklı dururdu. Zaten çeyizde de hani gördünüz, kahvaltı için ayrı supla yaptım kendim. O yüzden de zaten çok fazla böyle çiçek şey koymak istemedim. Merve Hanım yuvarlak bir model ama detaylarını gerçekten çok beğendim. Yuvarlak modellerde bu tarzları beğeniyorum. Ne kadar aldınız takımınızı? Şöyle benim için biraz karışık oldu aslında. İki tane günlük yemek takımı, bir normal misafir yemek takımım, iki tane çatal kaşık takımım. Başka çay setim vardı. Çelik tencere seti, granit tencere seti, iki tane kahvaltı takımı. Hepsi 6000'e. Aynen. Hepsini 6-6,5 gibi o civarda bir şeydi. O zaman normal fiyatı evet. Bence. Bardaklarınızla da çok uyumlu olmuş. Hani gold su biraz ağır kaçmış. Evet. Bu bir zerafet katmış. Özellikle sürahinizi bayağı yakıştırdım. Güzel olmuş. Sağ olun. Ya benim bardak takımım sürahim. Onlar da ayrı ayrı aslında. Söyleyeyim. Evet. Ben de ayrı ayrı takım yaptım hepsini. Çatal bıçak takımınıza ben gördüğümde ikisi karışık. Ben çok hoşlanmıyorum. Bir de tabaklarınız zaten hani gold. Hı hı. Burada da gold beyaz. İkisi çok fazla olmuş bence. Bunlar da sade olsa daha güzel olurdu. Doğrudur. Bir de şamdanlar biraz zıt durmuş. Evet, şamdanlar eşimin teyzesinin hediyesi. O yüzden onları kullanmak istedim. Hani ayrı bir şamdan almak istemedim. Çok fazla odayı doldurmak istemedim. Ama hiç uyumamış. Salonunuza da uyumamış açıkçası. Doğrudur. Kübra Hanım, bu arada suplalar sanki sizin suplalarınıza benziyor. Biraz benziyor. Benimki daha kare gibiydi. Ama sanki deseni benziyor hafif. Evet, onu evet. Satıyor. O zaman hemen bir fiyat karşılaştırması yapalım. Olur. Fiyatı ne kadar suplalarınız? Ben tanesini 4 liraya aldım suplalarımı. Çok uygun. Nereden aldınız? Biz de alamadık. Hayır, yani nasıl olabilir ki böyle bir şey? Pazardan aldım. Çok mantıklı. Çok güzel. Pazar, sosyete pazarlarına. Gerçi hiç pazara çıkmadığım için. Ben böyle gezmeyi çok seviyorum. Görmüştüm orada. Hangi pazardan aldığınızı da öğrenebilir miyiz? Tabii Başakşehir pazarından aldım. Oraya zaten genelde böyle şeyler çok fazla geliyor. Bir de hani şu modeli kenarlarında da biraz çıkıntı var ya, tabaklarıma da biraz benzettim onu. Hoşuma gitti. Öyle tesadüf. Çok uygun almış. Ya bunlar da normalde 6,5 liraydı. Ben biraz pazarlık yapmayı seviyorum. 6,5 da zaten ucuz. 6,5'tan çektik aşağıya. Peki hanımlar, hepinizin masa düzenlemesini gördük. Acaba bu hafta en güzel masa düzenlemesini kim yaptı dersiniz? Bence benim masam. Emel Hanım, sizin fikriniz nedir? Ben açıkçası Yeşim Hanım'ın da masasını çok beğenmiştim. Kübra Hanım'ın da masası. İkinizin masası biraz aynı gibi ama Yeşim Hanım'ın masası tam böyle şey olmuştu. Birbirine tam uymuştu hepsi. Sizin de fikrinizi merak ediyoruz Sevda Hanım. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum ya. Yanlış anlaşılıyorum çünkü ben zaten bu hafta kendimi ifade edememekten çok müzdarip oldum. Gene bir şey söyleyeceğim. Bu sefer gene yanlış anlaşılacağım. Polimiye dönüşmesini istemiyorum. Son günümüz. Ben farklı şeylere yorum yaparım. Yeşim Hanım. Ben de kendi masam diyeceğim biraz. Ukalalık gibi olabilir belki ama öyle düşünüyorum. Gerçekçi olmak gerekirse öyle bence. Sıra geldi sizin fikrinizi öğrenmeye Merve Hanım. Ya en iddialı olarak
bugüne kadar gördüğüm hani Yeşim Hanım'dı. Hani kendi dışımda. Çünkü hepimizin masası kendimize güzel geliyor. Hepimizin bir ebeği var ortada. Kendimiz beğenerek alıyoruz. Ama hani kendi beğendiğimin dışında Yeşim Hanım'ın masası daha çok hoşuma gitmişti açıkçası. Benim bardaklarım çok kötüydü. Emel Hanım'ın da kendisini böyle yorulması ilginç gerçekten. Kötüydü yani, kötüye kötü. Hayır, bir de kendinde beğenmediği bir şey başkasında da beğenmemesi, o da ilginç. Yani kendi evinde kullandığı bir şeyi başkasında da beğenmemesi, o da çok tuhaf bir şey. Benimki şey gibi hani mesela bir şey olmaz ya, mesela masa örtüsü olmaz, gazete serersiniz yere böyle piknik alanında. Benimki de hani masada maksat bardak bulundurmakta açıkçası. Kendimde de zaten beğenmemiştim. Hani uygunsuz bulmuştum. Sizde de o şekilde yorum yaptım. Kusura bakmayın. Sonuçta ihtiyaçlama koydunuz, evet, yani. Aynen. Öyle de düşünmemek gerekiyor bence. Yorumlarınız için teşekkür ederiz hanımlar. Merve Hanım, duyduk ki çok güzel bir evlenme teklifi almışsınız. Evet, güzeldi. Ya, görüntülerim çok olmasa bile güzeldi evlilik teklifim. Tanışmamız da çok ilginç. O zaman bir an önce dinleyelim Merve Hanım. Buyurun hanımlar, koltuklara geçelim o zaman. Geçelim. İlginç bir hikaye. Peki beklediğiniz gibi bir teklif miydi? Çok fazla büyük bir şey beklemiyordum aslında. Evlilik teklif etmek aslında ilk gördüğünüz anda hani kalbinize doğan bir şey. Gerçekten hani ben o an dünyada değildim, öyle söyleyeyim. Dünya döner tek bir yana. Sadece soyadımı biliyorlardı. Eve gidip eşime ve ailesine anlatmışlar. Hı-hı. Daha sonra odasına gittiğinde beni araştırmaya başlamış. Sadece soyadımdan bütün sosyal medyayı taramış resmen. Bu sosyal medyada olmasa biz ne yapacağız bakalım. Birazdan gelin evinde. Merve Hanım, merak ettik evde teklif nasıl, ama öncesinde nasıl tanıştınız? Tanışmamız aslında daha ilginç bayanlar. Ben bir hastanede staj görüyordum. Üniversite stajımı görüyordum. Karşısında başka bir hastane vardı. Devlet hastanesi. Dedem oraya gelmişti benim staj gördüğüm gün. Eşimin de dedesi ve anneannesi de aynı şekilde oraya muayene olmak için gelmişlerdi. Orada karşılaştık. Ben onlarla karşılaştım. Tabii eşim yoktu. Onlarla öyle konuşurken işte nerelisiniz falan diye. Ben dedim ben de Sinopluyum dedim. Daha sonra oradan bir akrabamı söyledim. Sadece soyadımı biliyorlardı. Hı hı. Eve gidip eşime ve ailesine anlatmışlar. Eşim de hani şey demiş, ben lise mezunuyum. Hani kız üniversite mezunu, istemez beni demiş. Boş verin demiş. Bırakmış direkt konuyu. Hı hı. Daha sonra odasına gittiğinde beni araştırmaya başlamış. Benim için çalıştığım hastaneye girmiş beni bulabilmek için. Tabii benim de o dönemde stajım bitmişti. Daha sonra 4,5 ay beni sosyal medyadan aramış. Ben üniversite zamanında sosyal medya kullanmıyordum. Sadece soyadımdan bütün sosyal medyayı taramış resmen. Daha sonra üniversite mezun olacağım dönemlerde açtım ben sosyal medya hesaplarımı. Orada denk geldi, bana yazdı işte, merhaba Merve. Böyle böyle hastanede anneannemlerle karşılaşmışsın, yardımcı olmuşsun. Teşekkür etmek için mesaj attım. Tek amacı çok teşekkür ince etmekti. Ben tabii anladım kimden geldiğini mesajın. O sabah da erken kalkmıştım tesadüf. Anneme çağırıyorum evde, cıcak cıcak. Anne, çocuk mesaj attı. Bu sosyal medyada olmasa biz ne yapacağız bakalım, evet, nasıl? İyi oldu ama benim için. Daha sonra annemlerle öyle konuşurken ben istemiyordum. Hani 5 sene var diyordum. Ben 5 sene boyunca evlenmeyi düşünmüyorum, kariyer istiyorum diyordum. Biraz havadan attım galiba. Ondan sonra eşimle konuşurken benim rahmetli dedem, babamın babası, onun da dedesi rahmetli olmuş. İkisi de adaşlarmış ve çok yakın arkadaşlarmış. Birbirlerine adaşım demeden gezmezlermiş. Biz babaannemle, hani ben dedim babaanne bunun torunuymuş deyince, babaannem dedi ki kızım dedi böyle böyle biz çok yakındık dedi. Öyle deyince benim zaten içim hani bir değişti, böyle eridi. İstemiyordum, hiç konuşmak bile istemiyordum aslında. Daha sonra konuşmaya başladık. Dedemin sayesinde oldu. Hani her şey onun sayesinde oldu benim için hayatımda. Daha sonra ben, eşimin haberi yoktu bayramda. Biz bayramdan sonra görüşecektik. Yanına gitmek istedim. Bir de evde tek de ailesi memleketteydi. Börek falan yapmıştık evde. Sarma falan sarmıştık. Gittim. Şöyle camdan baktım hani. Eğer çok beğenmezsem tipimi geri döneceğim. Baktım ha dedim, tamam bu olur. Orada da güvenlik anladı, kime bakıyorsunuz falan dedi. Sonra hiç karışmadı. İlk buluşmaya sarmalarla gitmeniz de gayet enteresan. Ya ben aslında tatlı açmıştım. O onu çok merak ediyordu. Son güne kadar hani benim için bekletir misin dedi. Son güne kadar da bekletemeyeceğim için gelen giden de oluyor ve tatlı da kötü oluyor zaten. O yüzden hani o gün aklıma geldi, direkt gideyim dedim. Bir de mesaideydi.
Daha sonra gittim, karşısına çıktım. Şöyle bir yere bakıyordu. Yukarı baktı, yere baktı, tekrar bana baktı. Resmen oturduğu yerden öne sıçradı. Yanıma direkt. Sen burada ne yapıyorsun dedi. Ben poşetleri kaldırdım, sana börek getirdim dedi. Öyle başladık biz. Böyle her şey o kadar çabuk gelişti ki. İşte zaten aileler tanıyor, herkes birbirini tanıyor. Araştırmaya hiçbir şey kalmadı, bırakmadık birbirimize. 5 sene derken 5 ay sonra isteme oldu. Benimki de. Yani çok benzettim benimkine. Bayağı benzerlikler vardı. Evet. Çok büyük konuşmayacakmışız. Hala 5 sene olmadı mesela. Evet. İsterseniz ilk önce evlenme teklifime bakalım. Onda da biz Sinop'taydık evlilik teklifimizde. Benim hiç haberim yoktu. Ben aslında her gün bekliyordum. Her gün bekliyordum. Aynı şekilde böyle hazırlanıp çıkıyordum. O gün de hazırlandım gerçekten. Çok fazla hani hazırlık yaptım. Daha sonra bana geldi, annemler falan geldi yanıma. Sen niye böyle yeni rahat bir şey giyip pikniğe gidiyoruz dediler. Benim moralim o kadar çok bozuldu ki eşim sabahtan beri yanıma gelmedi. Çok az vakit geçiriyorduk köyde. Hani böyle ağladım bildiğiniz evde. Ya yüzüm gözüm şiş gittim oraya. Hala beklemiyorum. İşte bisiklet turu yapalım denizde falan dediler. İstemiyorum dedim. Eşimin kuzeni zorla götürdü beni. Hadi gel beraber gidelim diye. Üçümüz beraber gittik. Daha sonra bisikletten dönüşte bir pankart asılıydı karşımızda. Görüyor musun dedi. Yok görmüyorum, ben körüm, bilmiyor musun dedi. Uzağı çok fazla seçemedim. Bildiğiniz kıyıya vurdum. Orada okudum yazıyı. Daha sonra ağlamaya başladım. Tabii görüntülerin hepsi yok. Çok fazla çekememişler. Bak hemen teklif ettim. Güzel, sevimli. Peki beklediğiniz gibi bir teklif miydi? Ya beklediğim gibi değildi aslında. Ben hani, ya ben aslında teklif beklemiyordum. Hani ben hep eşime şey diyordum. Yani elimi tutarken yüzüğü çaktırmadan geçir parmağıma diyordum mesela. Çok fazla büyük bir şey beklemiyordum aslında. Bir de şey hiç istemiyordum hani, madem yapacaksın dedim en sonunda. O zaman aileler olmasın dedim ama sağ olsun aileler vardı. Ama babamları ayarlamışlar, geç geldi onlar. Bir tek anneler vardı. Yine de rahat edemedim ama. Hazır oradayken söz de yapsaydın. Zaten öyle bir şey oldu. O aile tanışması orada oldu zaten. Ailelerimiz o anda tanıştı. Bir yani dakika dur yani, anne bir evlenme yani teklifi alıp geleceğim. Ya evlilik teklif etmek aslında ilk gördüğünüz anda hani kalbinize doğan bir şey. Hani ben bu zamana kadar hani Merve'de bunu hani o gün anladım zaten. Hani gerçekten hani ben o an dünyada değildim, öyle söyleyeyim. İsteme ne zaman oldu? İsteme de evlilik teklifinden bir buçuk ay kadar sonra oldu. Biz istemeyi sözü ayrı yaptık çünkü hani sadece aile arasında yapacaktık ama çok fazla. Eşimin tarafı biraz kalabalıktı. Hani bizden de gelmek isteyenler vardı. Çok fazla sığamayacağımız için bir de o dönemde farklı bir evdeydik. Ev değiştirmiştik. Hı. Orada tepside bir şeyler yazıyor ama evet, anlamları kızlar, falan. Kahve setini ben kendim yazdım, kendim yaptım. Kendim yaptım derken hazır porselen alıp kalplerini falan mı kendiniz çizdiniz? Hazır dümdüz bir porselen set aldım ve üstünün yazılarını, resimlerini ben kendim yaptım. Boyamalarını. Çok tatlı olmuş. Güzel olmuş. Teşekkür evet. ederim. Peki kahve, tuz falan attınız mı? Şöyle onu eşimin kardeşinin gazabına uğradım. Sağ olsun abisini çok sever. Ben tuzlu dökerim ama heyecandan tuzun döküldüğünü görmüyorum. O da bana şey diyor, yenge tuz hiç dökülmüyor, döksene demeye başladı. Ve ben o öyle dedikçe döktüm tuzu ama gerçekten dökülüyormuş. Sağ olsunlar bana baya baya tuz koydurdular kahvenin içine. O kadar tuzlu olduğunu farkında değildim. Merve ne yaptın? Ağzında da başka bir şey var galiba. Onun üzerine aldı kahveyi, biraz daha sıkıntılı oldu. Şimdi şöyle eşim, ben kahveyi tuttum. Daha sonra benden su isteder. Mutfağa gittim. Eşim orada eniştesi şey dedi. Kahveni benim bardağıma dök çaktırmadan dedi. Ve ben o konuşmaları duydum. İçmedi yani kahvesini. Duyduğum için içeri gittim. Bari su getir dedi bana böyle terslenerek. Dedim sen misin benden su isteyen? Suya da tuz koydum. İyice çıldırmış. Suya da tuz koymuş. Çok bozulmuş ama acısını başka şekilde çıkarmasın. Çıkarttı. Onu da anlatacağım. Erken olmuş. Nerede ve nasıl çıkarttı peki? Nikahımda. Tuzlu kahveyi bekliyordum. Hani suyu işin açıkçası beklemiyordum. Benim için bir sürpriz olmuştu o soru. İsteme olduktan ne kadar zaman sonra sözünüz oldu? Bir gün ara verdik. Ertesi gün sözümüz oldu.
Bugün giydiğiniz de söz kıyafetiniz değil mi? Evet kızlar, üzerimdeki söz kıyafeti. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yakışmış. Biz söz hediyeliklerimizi kendimiz hazırladık, kendimiz yaptık. İçindeki şeyler ne? İçinde ben böyle küçük küçük nar taneleri şeklinde çikolata istedim ama onları bulamadığım için büyük kırmızı bir badem almak istedim. Böyle çikolatalı bir badem. Eşiniz sanki biraz daha yaşı küçük gibi duruyor ama. Aslında aynı yaştayız ama biraz şey, yüzü böyle daha küçük gösteriyor. Bir de o dönemden hastanede çalıştığı için orada sakal istemiyorlardı ve o da bu durumdan çok rahatsız zaten. Evet, sürekli hani her gün tıraş olmak zorunda kaldı. Şu an mesela kes desem de kesmiyor. Söz sakaldan açılmışken eşinizin sakal bırakmasına karışır mısınız hanımlar? Ben karışıyorum. Kesinlikle karışırım. Kestirmem. Yok, ben çok fazla karışıyor bazen mesela. Hani tamamen kestirmeyi ben de istemiyorum. Hani yapmasın zaten, benim de hani bu şekilde hoşuma gidiyor. Ben uzun seviyorum. Ama hafif böyle kirli sakal seviyorum ben onda. Daha çok yakıştırıyorum eşime. Ben o kadar takılıyorum ki eşim geldiğinde, eşim olmuş mu? Evet İsmail, çok güzel olmuş ya da olmamış da diyemiyorum. Ya da olmamış ama... Hani birazdan bir sonrakinde böyle yaptırsan diye uyarılarda bulunuyorum. Ben saç sakal tıraşına giderken fotoğraf veriyorum böyle kestirdiği. O da değişik. Yoksa Burak Özçivit'in fotoğrafını veriyorsunuz. Yok kızlar, onun yüz şekline gidecek şekilde tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü kuaförler gerçekten yapamıyorlar yani. Sakallarımı hani kestiğim zaman gerçekten çok yaşım 2-3 yaş geri atıyor. O yüzden kesme taraftarı değilim. Ama o isterse tabii ki hiçbir zaman uzatmam sakalları. Kaç kişi vardı sözde? 60 kişi vardı. Belki daha fazla bile olabilir. Kıyafetinizi ne kadar aldınız? Kıyafetimi de 750 liradan 450 liraya indirdim. Baya indirdim. Ama yine de söz için biraz fazla sanki. Kim takıyor yüzüklerinizi? Yüzüklerimi eşimin büyük amcası taktı. Kız tarafı takıyor normalde ama. Normalde öyle oluyor. Dedem çok fazla öyle şeylerle bulunmayı pek sevmiyor. Artık duygusallıktan mı neden bilmiyorum. Hani çok fazla büyük de yoktu orada. Babama da taktırmak istemedim açıkçası. Hani baba takmaz diye. Evet. O yüzden hani en büyük orada o vardı. Ona taktırmak istedik yüzüklerimizi. Makas kesmiyor. Şenon bilememiş bu makası. Bilelim ben onu. Bilelim. Sözünüzden ne kadar zaman sonra nişan yaptınız peki? Ne kadar zaman sonra? 5 ay sonra da nişan yaptık. Kızlar, ben nişanımda yavaşım ama pastam hızlı. Evet. Niye pasta arkadan geliyor? Ya salım o kadar aceleciydi ki. Ben de hiçbir şey anlamadım. Biz dans için 2 şarkı verdik. Mesela tek şarkıda bütün dansları kaldırdı. Girer girmez zaten direkt dansa başladınız. Aynen öyle. Sanki hızlandırılmış video gibi. Çalışanların acelesi var herhalde. Evet. Ya böyle verdiğimiz hiçbir şey yapmadılar. Aslında o konuda memnun kalmadım. Salon olarak güzel bir salondu ama hani istediğimiz şeyleri çok fazla yapmadılar. Ne kadar ödediniz peki? 3500 liraydı fiyatı. Kaç kişilikti? 450 kişilikti. Ve hani çok fazla dolmuştu. Bir ara davetler ayaktaydı gördüğümde böyle kapının önünde. Sonra birden boşalmıştı orası. Takıdan sonra gibi. Muhtemelen takıdan sonra herkes dağıldı. Dans ederken bayağı ileri geri geziyorsunuz yani salonu. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka. Kıyafetiniz mor renk galiba. Evet, mürdü. Elbisenin altı saten mi, tül mü? Tül. Tül. Ne kadara yaptırdınız? Şöyle nişan elbisemi 1500 liraya aldı, şey pardon 3500 liraya aldık. Yani satın aldım. Satın aldım. Satın aldım. Çok pahalı. Çokmuş evet. Evet çok pahalı ama nişana çok göre. Şöyle onun da azizliğine uğradım. Fiyatı biraz yüksek geldi bize. Başka bir yerde yaptırmak istedim. Aynısını yaparız dediler. 2500 liraya diye konuşmuştuk. Daha sonra 3200 liraya kadar çıktı fiyatı. Hani içinin hiçbir malzemesini içine koymamışlar. Ve bildiğiniz 7-8 yıllık taş kullanmışlardı. Pullarını böyle çektiğim gibi çatır çatır yere dökülüyordu. Ve nişanıma 2 gün kalmıştı. Daha hiçbir yeri tam değildi. Orada zaten ben ağlayınca kayınbabam sinirlendi. Direkt kapıyı alıp çıktık ve aldığım yani beğendiğim yerden gittik aldık. Ama şöyle nişanlımı da 2 kere kiraya verdim.
Fiyatını çıkartmış oldum. O güzel olmuş o zaman. Tam diyecektim, siz kıyafet konusunda tasarruflu değilsiniz galiba diye. Yok, iki kere kiraladım nişanlığımı. Kiralamasaydınız ama çok pahalı yani. Gelinlik bile o kadar pahalı doğru, değil bence. Doğru, doğru. Ama hani daha uyguna getirmeye çalıştım ve vaktim yoktu inanın. Zaten beğendiğim yerde bulamasaydım normal şu an üzerimdeki gibi bir abiye tercih etmek zorunda kalacaktım. Bir gün vardı önümüzde. Ertesi gün nişanımdı benim. Bu arada kayınbabanızın yaptığı o jesti de bence es geçmeyelim. Yok kesinlikle orada yani o kadar yani. Çok hani böyle mutluyum ama ağlıyorum. Böyle çok değişik bir şeydi. Herkesin düşünebileceği bir şey kesinlikle değil çünkü. Kesinlikle öyle. Zaten tebrik orada edelim. Hani şey dedi. Siz bize yapamayacağız deseydiniz ben zaten direkt gidip yerinden alacaktım. Hani yaparız dediğiniz için buraya geldik dedi. Sürekli böyle size de destek çıkması, hep yanınızda olması çok güzel. Kesinlikle. Allah razı olsun hepsinden. Evet kesinlikle. Bu arada deniz yıldızları mı o pastanın üzerindeki? Kızlara pasta dediğim hediye paketim o. Evet, meşhur bahsettiğim hediye paketlerim maalesef deniz yıldızı. Ben çıkartmayın dedim ama mecbur çıkarttılar. Hmm. Yani öyle bir şey varmış. Ama üzerinize uymuş gülleri falan. Onu hiç düşünmemiştim. Hatta soracaktım özellikle mi istediniz öyle diye. Eşiniz de sakal bırakmış bu arada. Evet, eşim o dönemde işsizdi. Yani işten ayrılmıştı. Onu bahane edip sakalları... Eşiniz pek oynayamıyor sanırım. Eşim çok fazla oynamayı da sevmiyor. Orada benim için oynadı biraz da. Tek kalmayayım diye. Salon dolmuş ama sanki pistte kimse yok. Çocuklar haricinde iki kişi var sadece. Onlar kim peki? Ya burada muhtemelen takıdan geldiğimiz zaman orada çok fazla dolmadı. Çok şey yapmadılar. Genelde genç kesim. Evet, ortada oynayan kardeşim. Beyazlı. Ne kadar takınız oldu peki? 4 bilezik oldu. 11 tane çeyreğimiz oldu. 8 bin kadar da nakit paramız oldu. Azmış. Kaşık kalmayı da biliyorsunuz galiba. Bir gün önceden çalıştım ve onu çok merak ediyordum. Aslında eşimle karşılıklı oynayacaktık. Ben yapamam diye orada beni tek bıraktı. Peki nereden çıktı bu fikir? Sinop'ta kaşık. Yok, yok evet ama ben çok seviyorum. Hani o sesi çok seviyorum. Kaşıkla oynama şeyini çok seviyorum. Güzel, farklı olmuş. Eşiniz de oynasaymış çok güzel olurmuş. Nişanla kına arası ne kadar sürdü bu arada? Yaklaşık bir sene sürdü. Yani bir sene sonra yaptık biz nişanı, şey kınamızı ve düğünümüzü. Evet. Bindanınız çok güzel. Teşekkür ederim. Asker yeşili mi, zümrüt yeşili mi? Acı zümrüt yeşili, acı yeşil. Davul çalan kim Merve Hanım? O organizasyon şirketinden. Organizasyonu ne kadara tuttunuz? Güzel. Organizasyon düğün salonunun içindeydi. Ben dışarıdan tercih etmek istemedim. Çünkü çok fazla hakim olamıyorlar salona. Yani organizasyonla beraber salonum 3700 liraydı. Salonun olduğu belli tek başına ya. Hı hı. Yok ben kendim istemedim. Ya kına kızları çok fazla gelinin etrafında oluyor ve gelinin akrabalarını dışlıyorlar gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Hani ben kendi kızlarımı istedim yanımda açıkçası. Kendi akrabalarımı istedim. O yüzden hani mecbur bir kişi dediler. Onda da davulcuyu zaten hani madem o olsun dedim o vardı. Bayağı eğlenceli gözüküyorsunuz. Hı-hı. Kına tahtınızı da beğendim ben. Rengarenk. Teşekkür ederim. Kıyafetinize bir yorum yapmak istiyorum. Rengini beğendim, yakıştırdım da. Kemeri çok kaba buldum ya belinize. Beliniz ince, zayıf bir bayansınız. Çok kaba geldi bana o kemer. Doğrudur da hani farklı bir kemer tercih etme şansım yoktu orada. Çıkartırsam da çok bomboş duruyordu. Düzdü çünkü o kısmı.
kemer güzel duruyor ama kemerle birlikte kolyeyi takınca abartı olmuş. Bir de başımızda da taç var. Kolyeyi çıkartabilirdiniz bence. Doğru. Başınız dönmedi mi Merve Hanım? Kaç kez döndünüz? 3 kere döndük. Ben her dönüşümüzde arkaya bakıp artık oturalım mı dedi. Genelde oturuyorlar. Kızlar dönmesi lazım. Siz de dönmüşsünüz. Kimse de uyarmamış. İlk çıkışta bizi döndürdüler. Bir de eşiniz sanırım soruyor orada oturuyor mu? Devam ediyorsunuz ama siz hala. Aynen öyle. Bana da çok tuhaf geldi. Aslında hani bizim oturmamız onların dönmeleri gerekiyordu. Ama tahtı sanırım biraz daha arkaya koymuşlar. Orada dönemediler galiba. O yüzden yani organizasyonun azizliği. Şey gibi olmuş, tören gibi olmuş. Evet. Kızlar ben zaten DJ yanımıza geldi. Ne yapalım, çok fazla şarkı çalalım dedi. Ben hiç istemiyorum aslında, hiç çalmasanız daha iyi olur dedim. Tek bir şarkı istedim. Çünkü hani teyzelerim falan, biz hep iç içe büyüdük. Hepsi ağlardı. Kayınvalidem de çok böyle şey duygusaldır. Eşiniz size orada ne söylüyor peki? Eşim orada sık ağlama artık yeter, ben de ağlayacağım diye başladı. Gerçekten Merve'yi öyle görmek istemezdim. Hani ben de gözlerim doldu. Hani kendimi zor tuttum. Orada olmasını istemedim çünkü Merve'ye biraz daha destek olabilmek için. Sarıldığınız kişi kim? Kayınvalidem. Anneniz nerede? Ya kayınvalidemi altın için çağırdılar ama diyorum ya kayınvalidem çok duygusal olduğu için orada zaten bilmeyenler gelinin annesini niye önce çağırdılar, niye önce kayınvalide gelmedi demişler. Biz kayınvalidemle bayağı ağladık yani orada. Ne güzel ama sizi kucaklaması, benim çok hoşuma gitti şu anda. Kınayı yakan kişi kim? Kınayı yakan eşimin yengesi. Ben biraz hani onu seviyorum böyle. Daha biraz genç. Bana böyle daha yakın geliyor. O taraftan yakıl. Hani biri yaksın dediler. Ben de onu istedim. Ne koydular altın olarak? Çeyrek. Klasik. Eşiniz utangaçtı. Bayağı bayanın içinde şu an rahatça oynuyor. Çok şaşırdım. Ben nişanda erkek arkadaşlarının yanında rahat olamayan insan şu an kınada bayanların içinde oynuyor diyecektim. Erkekler geldi. Geldi. Ya biz nikah yaptık. Düğün yapmadık. O yüzden hani ben biraz da karışık olsun dedim. Kınadan sonra erkekler de giysin istedim. Çünkü benim kuzenlerim, kardeşim oynamak istedi. Geldiler yavaş yavaş. Çok fazla erkek olmadı yine. Bir iki tane vardı ama. Altınları kazanan kim olacak? Biraz heyecanlı olduğum için olabilir. Hak eden kazansın. Ben de çok heyecanlıyım. Yani kestiremiyorum şu anda kim birinci oldu diye. Tansiyonun yükseldiği dakikalar. Arkadaşlarımın kesinlikle bana büyük bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ben bu akşam kafamı yastığa rahat koyacağım. O yüzden arkadaşlar için üzülüyorum. Haftanın finali birazdan. Biz nikah yaptık kızlar. Hani isterseniz direkt geçelim nikaha. Olur. Burada ne oluyor peki? Burada ne oluyor? Burada eşim benden intikamını alıyor. Ayağına mı bastı? Yok hayır. Şöyle ben aslında başından iğne çıkartıp yandan iğne batıracaktım. Evet derken ses tonunun değişmesini istiyordum ama kıyamadım. Bu sefer ben kıyamadım, o kıydı. Kıyamadım dedim, bari hani adette sadece ayağına basayım dedim. Ayakkabısını yani ayağını o kadar rahat buldum ki böyle bildiğiniz evet derken ayağımı çeviriyorum, hani evet derken yapmak istedim onu. Hiç böyle bozuntuya vermedi. Normal bir şekilde evet diye bağırdı. Sonra tam nikah memuru kalkacak. Ayağıma basabildin mi dedi mikrofona doğru. Yok hani bastım ya falan diyorum ben de. Dedi ki ayakkabımı çıkartmıştım da önüne koydum dedi. Ben boş ayakkabıyı ezmişim önümde. Thank you.
kalabalıktı sanırım. Nikah, düğün tercih etmediğiniz için. Ya bilmiyorum çok kalabalık mıydı ama 450 kişilikti nikah salonu. Ayakta çok fazla kişi vardı ama tam olarak ne kadar bilmiyorum ama bir 500-550 kişi vardır. Belki çok kalabalık değildi bilmiyorum. Çünkü hani nikah olduğu için çok fazla gelmeyen oldu. Kınada verenler olmuştu. Ne kadar takınız oldu peki? Ne kadar takım oldu? 30 tane çeyreğim oldu. 8 bilezik oldu. 15 bin de nakit paramız oldu. Nikah olduğu için bayağı az toplanmış. Evet. Balayına gittiniz mi Merve Hanım? Balayına gittik. Nereye gittiniz? Kapadokya'ya gittik. Bu fotoğrafı kim çekti uzaktan? Biz orada bir tane daha balayı çifti bulduk. Kendimize kurban ettik onu. Biz onları, onlar bizi. Ama son iki güne denk geldi. O kötü oldu. Keşke ilk gittiğimizde görseydik, tanışsaydık. Merve Hanım birbirinize benziyorsunuz. Bu fotoğrafta bence gayet açık. Evet, bir kilo da alınca eşi benzerlik artmış. Ve çok yakışıyorsunuz. Evet maşallah. Teşekkür ederim. Bu ağacın anlamı ne? Öğrenebildiniz mi? Ya oraya zamanında biri böyle nazar boncuklu bir ağaç yapmış. Hani böyle çok büyük bir ağaçmış. Sonra onu her yerde görmeye başlamışlar. Bizim de böyle hoşumuza gitti, çekinmek istedik. Ve işin garip yanı orada böyle küçük bir şey var, tepsi gibi bir şey var. Orada satıyorlar nazar boncuklarını ama adam kendi ağacına taktırıyor zaten sattıktan sonra. Muhtemelen evet. Oradan indirip tekrar satıyordur yani. Siz aldınız mı peki takım? Yok hayır, genelde turistler yapıyor. Balayı oteliniz içinde, hepsi içinde miydi? Uçak biletiniz, gidişiniz, konaklamanız, yeme içme. Uçak biletimiz ayrıydı. 400 lira uçak biletlerine verdik gidiş geliş. Otelde 5 gece 6 gündü. Tur ve balon turu içindeydi. 3100 liraya geldi. Çok iyiymiş. Bence de iyi. Evet. Bu arada ben düğün albümünüzü merak ediyorum. Biz de aynı yerde çekildiğimiz için sizin resimlerinizi görmek istiyorum. Tabii açayım hemen. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimalim. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimalim. Bu fotoğraf çok güzel duruyor. Keşke avizeyi tam alsaymış ama. Öyle daha güzel olurmuş. Çok güzel bu. Ben de çok beğendim pozunuzu da. Her yer neden sarı çıkmış onu anlamaya çalışıyorum ben. Buradaydım ya, sarı değildi çünkü. Bilmiyorum ya, iç mekan biz gittiğimizde böyle sarıydı her yer. Kübra Hanım gittiğiniz yere de artık bayağı yorum yaptınız yani ben. Vallahi gittiğim yere yorum yaptım. Yok şopsuz şu anda. Yani ben daha bir hafta oldu. Çünkü aynanın önünde benim fotoğrafım var. Bu kadar sarı durmuyordu. Doğrudur ama... Yani daha bir hafta, belki o, bakayım. Aynen çarşamba günü bir hafta oldu. Daha yeni gönderdi bana fotoğrafları. Fotoğrafçıya göre de değişiyor kızlar yani. Bence mekan de. Aynı olabilir ama kadraj evet. Denen bir olay aynen var biliyorsunuz. Öyle. Ben gelininizi çok beğendim. Ben de çok beğendim gelinliği ama başınızı geriden yapmışsınız sanırım. O olayı pek beğenmedim açıkçası. Ben pek sevmiyorum öyle. Benim de aslında hoşuma gitmiyordu. Nikahımda farklı bir şey tercih ettim zaten. Gelinlikçime gelinliğime katılacağım deyince dedi ki hiçbir şeye karışmıyorsun seni döverim dedi. Her şeyimi kendi yaptı. Ama başımıza memnun kaldım yaptı, yani. Gelinlikçi. Aynı zaten hem gelinlikçi hem kuaförüm. Ama ya yani ben çok memnun kaldım ve çok rahatım. Keşke nikahta da böyle yaptırsaydım dedim. Çünkü nikahta çok kasılmıştım. Merve Hanım, düğün fotoğraflarınızı da gördüğümüze göre geçiyoruz eşler birbirini ne kadar tanıyor köşemize. Eşinizi aramak için hazır mısınız? Ay. Biraz daha devam edebilirdik. Aramasam olurdu. Merve Hanım eşini arasın değil mi hanımlar? Arayalım. Ama önce sorumuzu sormamız gerek. Sorunuz geliyor Merve Hanım. Eşinize göre sizin en büyük takıntınız nedir? En büyük takıntım eşyalar. Yani evde böyle çok fazla mesela buralarda oturup da böyle çok kırıntı çok fazla yiyemez yani. Evet, korkuyor aslında bir şey demiyorum ama takıntılıyım ve çok fazla böyle düzen takıntım da var. Hani böyle bir şeyin ayakları yan yana gelmek zorunda benim için ya da bir şeyin modeli deseni. Simetri takıntısı. Aslında çok fazla böyle hastalık halinde değil ama hani onu böyle illa böyle bakacağım düzelteceğim klasik o var. Klasik Türk kadını düzen. Ya şu yastıklara yaslanıyor ya mesela düzeltmeden kalkma diyorum. Bir de daha yeni ondan herhalde ama bilmiyorum. Ama tam cevabı anlamadık biz şu an. Yani düzen diyeyim yani muhtemelen hani eşyalarla alakalı konuşabilir.
Buyurun, şimdi eşinizi arayabilirsiniz. Alo. Aşkım, müsait misin? Müsaitim hayatım. Programdan arıyorum, şimdi sana bir sorumuz olacak. Sana göre benim en büyük takıntım ne? Başını bağladığın zaman o olmadıysa o. Ama yine düzen. Ben eşyalar demiştim. Böyle çok fazla seni oturtmuyorum ya. Yok, başörtü konusunda daha çok takıntılısın bence. Bekletiyorum ya ondan galiba. Olabilir. Tamam aşkım, çok teşekkür ederim. Var mı başka soru? Yok, başka sorumuz yok. Sağ ol. Tamam, hadi başarılar. Kolay gelsin. Hadi görüşmek üzere. Sağ ol. Eşiniz sizinle aynı cevabı veremedi. Ama düzen. Bu hafta hiç bilmedi. Evet. Tanımıyorlar herhalde bizi. Evet Merve Hanım, sıra geliyor puanlarınızın işlenmesine. Bugün final. Evime geldiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Yani çok güzel bir hafta geçirdik. Çok eğlendim. Evet. Evet, eğlenceli geçti benim için. İsterseniz artık yavaş yavaş alalım. Olur. Emel Hanım, buyurun sizden başlayalım isterseniz puanlamaya. Tabii. Bugün Merve Hanım'ın evindeydik. Merve Hanım'ın salonundaki mavi kahve uyumunu beğendim. Çeyizini de beğendim. Hep kendi el emeği varmış. Misafirperverliğini de beğendim. Güler yüzlüydü. Bu yüzden Merve Hanım'a puanım 8. Emel Hanım, Merve Hanım'a 8 puan işliyor. Bugün Merve Hanım'ın evindeydik. Yemek masası ve yatak odasını pek beğenemedim. Özel günlerde giydiği kıyafetleri beğendim. Misafirperverliğini de beğendim. O yüzden puanım 10. Salon takımını çok kahve buldum. Çok kötü duruyor bence. Özellikle perdeleri çok uyumsuz. Aynı takımı yatak odasında da kullanmış. Yatak odası zaten küçük, kahve daha çok boğmuş. Bir de misafirperverliği bence güzel değildi, iyi değildi. Puanım. Alt. Kübra Hanım, Merve Hanım'a 6 puan işliyor. Merve Hanım'ın düğün albümünü, hikayesini beğendim. Benimkine benziyordu. Zevklerimiz de hemen hemen aynı. Misafirperverliğini de çok beğendim. Çok yerinde yorum yapan hanımefendi bir arkadaşımız. O yüzden ona bugün puanım 10. Hanımlar, ben ekipten altınlar alıp geleyim o zaman. Altınları getirmek nasıl bir duyguydu Merve Hanım? 2 saniye de olsa çok güzel bir duyguydu. Sevda Hanım, yüzünüzü altınlar mı güldürüyor böyle? Ben hep güler yüzlüyüm. İnsanların bakış açısına göre değişiyor benim yüzüm ya. Bir sıkıntım yok yani, kim alırsa hayırlısı olsun. Kübra Hanım, sizde de biraz tutukluk var sanki. Biraz heyecanlı olduğum için olabilir. Hak eden kazansın. İnşallah. Heyecanınıza hak veriyoruz hanımlar. Bakalım bu hafta altınları kazanan kim olacak? Sırayla puan sandıklarınızı gelip almanızı rica ediyoruz. Hanımlar, şöyle bir haftanın değerlendirmesini yapalım. Yeşim Hanım, gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz? Benim için eğlenceli bir hafta geçti öncelikle. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Herkese şans diliyorum. Umarım hayırlısı olur. Hak eden kazansın. Öncelikle o. Bir pişmanlığınız var mı peki? Hak ettiği puanı bir kişiye vermediğimi düşünüyorum. O kişi de Sevda Hanım. O yüzden biraz pişmanlık yaşıyorum açıkçası. Keşke hak ettiği puanı verseydim ona.
Emel Hanım'a da tam tersi daha az bir puan verebilirdim. Neden böyle bir kanıya vardınız acaba? İkisinin de evini gördükten sonra böyle bir kanıya ve ikisinin de misafirperverliği her şeyi, bütün her şey bunun için geçerli. Tek bir şey yok açıkçası. Sevda Hanım, Emel Hanım'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Zaten artık geçti. Alana hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok. Emel Hanım, siz gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz? Benim için de güzel bir hafta geçti. Yeşim Hanım'ın böyle söylemesi enteresan. Keşke vermeseymiş. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı peki? Ufak kırgınlıklarım var ama onun dışında hiçbir şey yok. Her şey gayet güzel. Sevda Hanım, sizin için gelin evinde nasıl bir hafta geçti? Benim için biraz eğlenceli, biraz gergin geçti. Çünkü ben özellikle kendi evimde kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum. Ve arkadaşlarımın kesinlikle bana büyük bir haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ben 5 gün boyunca 5 tane ev gezdim. Ve kendi evimin eşyaları onlara göre zevksiz olabilir. Ben ona hiçbir şey diyemem. Herkesin evi kendine güzeldir. Ama benim evimde bir düzen vardı. Yatak odam yatak odası gibi, mutfağım mutfak gibi, oturma odam oturma odası gibiydi. Bazı arkadaşlarımın eşyalarının komodini bile dışarıdaydı. Çoğu şey vardı. Ben dile bile getirmedim. Zaten görecekler izlediklerinde. Hak ettikleri puanı verdiğimi düşünüyorum. Ben bu akşam kafamı yastığa rahat koyacağım. O yüzden arkadaşlar için üzülüyorum. Söyleyecek ne çok şeyiniz varmış. Ya değmiyormuş. Gerçekten hayatta iyi insanlar olduğuna inanıyordum ama bir kere daha hayal kırıklığı yaşadım. Keşke buradaki 4 insan birinci olsaydı ama benim evim hak ettiği puanı alsaydı. Kırgınım yani. Kübra Hanım, siz gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz? Benim için hafta 4 gün boyunca güzel geçti ama bir gün boyunca kötü geçti kendi günümde. Çok eleştiri aldım. Kendi evinde olduğu şeyleri benim evimde de gördüler. Gereksiz bir eleştiri vardı. Sanki kıskançlık sezdim ben. O yüzden puanlarımı düşük verdiklerini düşünüyorum. Merve Hanım, siz gelin evinde nasıl bir hafta geçirdiniz? 4 gün boyunca bence güzel geçirdi. Evet, tabii ki gerginliklerimiz oldu ama hani bunları aştık diye tahmin ediyorum. Sadece sürekli hani Sevda Hanım'ın evinde olduktan sonra her gün dile getirilmesi beni biraz yordu. Hani bizim modumuzu aslında o düşürdü. Sevda Hanım için söylemiyorum. Sadece o açmadı konuyu. Belki hepimiz açtık bu konuları. Ama sürekli açılması gerçekten beni biraz hani modumu düşürdü. Sıra geliyor puan sandıklarının açılmasına. Yeşim Hanım, puan sandığınızı açar mısınız lütfen? ...31 puan için ne söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Umarım hayırlısıdır. 31 puan sizi kaçıncı yapar dersiniz? Birinci de olabilir ve ikinci de olabilirim bence. Emel Hanım, puan sandığınızı açar mısınız? ...28 puan için ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hak ettiğim puanı aldığımı düşünüyorum. Neden güldünüz Sevda Hanım? Bilmem, içimden geldi öyle. Emel Hanım, hak ettiğim bir puan aldım sözünü samimiyetle mi söylediniz? Evet, yani hak ettiğim puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de arkadaşlarıma ona göre puanlarını verdiğimi düşünüyorum. Yani vicdanım rahat, puanımla da iyi yani. Teşekkür ediyorum herkese. Sevda Hanım, puan sandığınızı açar mısınız lütfen? 26. 26 puan için ne söyleyeceksiniz Sevda Hanım? Kesinlikle hak etmedim. İçimizde en kötü ev olan ve strateji yapan, kendi evinde hiçbir şekilde düzen olmadığı halde herkesi eleştiren insan benden daha yüksek puan aldı. Zaten her şey ortada. Bir şey söylemek istemiyorum.
Kübra Hanım, puan sandığınızı açar mısınız? Otuz. Yüksek bir puan aldınız Kübra Hanım. Puanınız için ne söyleyeceksiniz? Bana göre yüksek değil, ben bunu hak etmediğim. Peki sizce kaç puan almalıydınız? Yani en az 34 almalıydım bence. Merve Hanım, puan sandığınızı açar mısınız? Yirmi dokuz puan için ne söyleyeceksiniz Merve Hanım? Yani çok fazla yorum yapamayacağım. Sevda Hanım, Merve Hanım'ın 29 puan almasına siz de çok üzüldünüz galiba. Kesinlikle çok düşük. Ben hiçbir şekilde adalet olduğunu düşünmüyorum ve çok üzüldüm Merve Hanım adına. Gerçekten ben de şimdi ağlayacağım yani. Gözyaşlarınızın sebebi 29 puanı az bulduğunuz için mi Merve Hanım? Yok, puan için değil. Sadece en son şimdi ben açtım, çok fazla böyle gerildik burada. Yani beklediğimiz bir şey olduğu için hani puanları açması sadece onun böyle stresi birden yani sinirlerim boşaldı o kadar. Ne yazık ki sizi biraz daha heyecanlandıracağız hanımlar. Çünkü geçen haftanın birinci olan gelini Melis Hanım artı puanını ve kimden yana kullandığını açıklayacak. Ve onun puanı birinciyi belirleyecek. Melis Hanım'ın açıklamasını izlemek için hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Merhaba hanımlar, ben geçen haftanın birinci olan gelini Melis. Çok güzel, eğlenceli bir hafta geçirdiğinizi düşünüyorum. Yarışmaya 8 aylık hamileyken katıldım. Bu yüzden Emel Hanım'a selam söylemek istiyorum. Ben de kendisine selam söylüyorum. Rabbim bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almasını nasip etsin. İnşallah hayırlı bir gelecek nasip etsin. Çok düşündüm. Ev dekorasyonlarına baktım ve iki kişi arasında kararsız kaldım. Ama işin içine emek ve çeyiz girince tamamen kararımı verdim. Vermek istediğim puan artı 3. Melis Hanım biraz kopya verdi. Artı 3 puan bana gelecek diyen var mı aranızda hanımlar? Kesinlikle Merve Hanım ve çok sevineceğim eğer ona gittiyse. Kübra Hanım siz ne diyorsunuz? Çeyizime güveniyordum ama bilemiyorum şu an. Merve Hanım sizin düşünceniz nedir? Bilmiyorum şu anda gerçekten. Kısmet. Artı 3 hak eden gelin ise Merve. Merve Hanım 29 artı 3 puan toplamda 32 puanla birinci oluyor ve gelin evi altınlarını kazanıyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten beklemiyordum yani. Merve Hanım ne düşünüyorsunuz? Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünemiyorum. Kafam tamamen dolmuşum da gerçekten beklemiyordum. Hani yani kızlar için söylemiyorum. Çok fazla yorum yapıldı evime. Kötülüğünden değil. Hiç kimsenin tarzı değildi. Bunun farkındayım. Hani haftanın ilk başından beri kızlarla konuşuyorduk zaten. Çok fazla gold ve hani kahve düşkün olmadıklarını biliyorum. O yüzden hani tamamen ben ümidimi kesmiştim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum şu an. Buyurun. Artı 3 puanınız Merve Hanım. Merve Hanım'ı tebrik ediyoruz ve gelin evinde takı töreni başlasın diyoruz. Merve Hanım, şimdi neler hissediyorsunuz? Beşi bir yerdeniz takdim ediliyor. Çok heyecanlıyım. Ben şu an altınlarımı hissedemiyorum. Sadece böyle titriyorum şu anda. Tepsiyi size zorla tutturuyoruz gibi oldu Kübra Hanım. Unutmuşum. Çok üzgün görünüyorsunuz. Hak etmediğimi düşünüyorum puanımı. Emel Hanım, sizin duygularınız nedir acaba? Arkadaşlarımın adına mutluyum. Hayırlısı olsun inşallah. Güle güle kullansınlar. Onlara nasipmiş. O zaman tesellileri de takalım. Kime takdim etmek istersiniz Merve Hanım? Ben yeşime takmak istiyorum. Çok içimde kaldı çünkü. Teşekkürler gelin evi. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz.